Efendim merhaba herkese, hoş geldiniz. Hayatınızı o kadar hızlı ki, şimdi geliyorum. Sabah karşıda randevu vardı Acıbadem'de aileyle ilgili. Koşa koşa buraya geldim. Geldim imzalar, çıktım, baktım Bayer semineri, Bayer bir tedarikçi semineri. Havaya baktım kış. Ya havanın programda kış olması lazım. Ama kendisi yaz. 8 derece, güreşte indim, üstümdeki yük ağır geldi. Çıkardım. Şimdi bu Bayer seminerin ne kadar değerli olduğunu, hava değişken, bizler değişken, trafik hızlı, bu hayatı yönetmek için her bir iş yapış modelimizde, her bir bölümü çok iyi gözden geçirmemiz lazım. Çok iyi irdelememiz lazım. Bunları irdelemediğimiz sürece bizler ayakta kalamayız. Allah bizlere, sizlere, hepimize kolaylıklar versin. Hocam mikrofon sende. Ya da başkanım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Bu dar günde geliyorsunuz. Yarım gün bulunduğunuz sürece olan bir konferans. Ben bunu daha önce birkaç kez dinledim Murat Hocam'dan, sağ olsun. İlk başta şöyle söyleyeyim. Konu biraz ağır geliyor. Bilmiyorsanız. Daha sonra kitapları okuyunca fark ettim. Bazı şeyleri atlamışım. Hocam anlatırken işte en büyük tavsiyem kitaplar birazcık kalınca ama mutlaka bunları okuyun. İçlerinde birçok bilmediğimiz konu çıkıyor. Bunları görmeden, okumadan anlamamız mümkün değil. Şimdi daha önce Murat Hocam'la İstanbul Üniversitesi konferansında söylemiştim. Satın alma tedarik zinciri satın almaya başladıktan sonra satışın yapılıp paranın da kasaya gelene kadar olan toplam bölüm, yani satın alma derken hep böyle aklımıza şey geliyor, malı en ucuza satın almak geliyor, en iyisini en ucuza almak gibi. Fakat bu böyle değil. Orada söylediğim bir cümleyi burada size de söylemek istiyorum. Yani satın almacılar var aramızda zannediyorum. Bundan yıllar önce bir Almanya'daki bir fabrikada gördüğüm bir şey çok dikkatimi çekti. Bunu her yerde bütün satın almacılara kendi firmamda uyguluyorum. Ki daha önce de uyguluyormuşum zaten. Şöyle yazıyordu, biz tedarikçilerimizle beraber büyürüz diye bir cümle. İlk başta anlamadım, sonra içeride firmanın genel müdürleriyle yaptığımız sohbette sorduğumda yani nasıl oluyor yani beraber büyürüz derken onlar da büyüyor, siz de mi büyüyorsunuz? Hayır dediler, biz dedi tedarikçilerimizi öldürmeyiz. Yani belki minimum karlar bırakırız ama karlar bırakırız. Ve onlarla, aynı insanlarla biz belki 100 yıldır çalıştığımız firma var. Dolayısıyla biz bu kadar büyüğüz. Dolayısıyla biz bu kadar güçlüyüz, bu kadar iyi ürün üretiyoruz, kaliteli ürün üretiyoruz ve ayakta duruyoruz. Buradaki mana, işte bütün tedarikçileri ayakta tutarsanız, para kazandırırsanız onlar da kalitelerini artıracaktır ve size destek olacaklardır manasını çıkarttıkları dolayısıyla. Bunu belki uyguluyorsunuz ama uygulamayan arkadaşlar için çok önemli bir detay. Mutlaka hayatınızda bunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok koşturuyor peşimizden. Bu herhalde 5. oldu. Çok sağ olsun. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel ve etkili bir eğitim olmasını diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Erdal. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün yarım günlük bir eğitim ajandamız var. Bu eğitim ajandamızda daha çok belki soru cevap da yapabiliriz. İstediğiniz zaman elde kaldırabilirsiniz. Eklemek istediğiniz ya da eleştirmek istediğiniz yerler varsa mutlulukla dinlemek isteriz. Ne kadar çok katılım olursa o kadar bizim için faydalı olacaktır. Öncelikle ben İSİFET ve Sander başkanlarımıza, Muammer Bey'e ve Mehmet Kocasakal Bey'e çok teşekkür ederim. Yılmaz Direktör'e ve onun değerli yöneticilerine, ev sahipleri için teşekkür ederim. Bir de tabii bu organizasyonun bir lideri var, bir kahramanı var, Funda Hanım.
Ondan sonra bu organizasyonda bir liderlik, bir koçluk olmadan bu şekliyle, bu katılımla neticelenmiyor. Hatta yarısını ya da dörtte biri kadar da olabiliyor. Dolayısıyla Funda Hanım, emekleriniz için bir kez daha teşekkür ederim. Satın alma mesleği bizim ülkemizde tabii hızla gelişti. Bir hayli bir mesafe kat etti. Özellikle son 15-20 yılda birçok aşamadan geçti. Özellikle bunda tabii sanayi kurumlarının, ticaret kurumlarının çok önemli bir katkısı var. Fakat bu salonda yaş ortalamasını göz önünde bulundurduğumuzda birçok arkadaş lisans seviyelerinde herhalde satın alma dersini üniversitede ya da önceki evrelerde görmediğini hepimiz biliyoruz. Eğitim tarafında üniversitelerin tabii aldığı mesafeler var. Bizler çok kendimizi eleştiriyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize pazarlama, satış elbette gerekli, muhasebe, finans elbette gerekli. Bunları aktarıyoruz, öğretiyoruz. Fakat diğer taraftan alımla ilgili olarak belirli derslerde çok kısa aralıklarla verdiğimiz bir takım şeyler var. Ben üretim hocasıyım, mühendisim. Üretim hocasıyım. Mikrofon tabii güzel duruyor, sanatçı gibi. Ondan sonra üretim hocasıyım. 1992'de kampüse adım attığımdan itibaren elektrik mühendisiyim. Ve devamlı üretim, üretim planlama, stok kontrol yönetimi derslerine girdim. Bir kanun tetikçiyim. Onu hemen belirteyim. Ama daha sonrasında da Freight Forwarder Derneği, Özpik Derneği, TİKAT, ta 13 sene eğitim danışmanlığında bulundum. Lojistik sektöründe kitaplar ürettik. Ama ondan sonra bir baktık ki lojistik bir tarafta, üretim bir tarafta ve satın alma bir tarafta derken üniversite beni satın almayla ilgili komisyon başkanlıklarına getirdi. Ondan sonra fakültede vesaire bir anda tabii satın alma tarafında imza atar hale dönüştüm. Önceleri hiç hoşlaşmadım. Bunu söyleyeyim, hiç hoşuma gitmedi. Çünkü bizde kamuda bir şeye imza attığınız zaman detaylarını bilmiyorsanız biraz sıkıntı olabilir. Nitekim de oluyor. Rektörlükten mesela bir telefon geliyor. Diyorlar ki Sayıştay'dan bir uzman var. Sizinle görüşmek istiyor diyorlar. Ben tabii o sırada araba kullanıyorum. Hemen arabayı sağa çekiyorum. Böyle hani ruhuna el-Fatiha gibi falan böyle bir şey yapıyorum. Çok tedirginim. Ama son derece rahatlatıcı bir ses tonuyla ya diyorlar sizin fakültede ve başka fakültelerde sistematik hatalar var. Ondan sonra işte hakkınızda işte 38 bin liralık bir şey görünüyor diyor. Ben 38 bin diyorum falan böyle Allah dedim şimdi soruşturma geçireceğiz vesaire. Biliyoruz ki bunu hani siz bilerek yapmadınız. Ben de o sırada aynı yattan Şenol düşünüyorum. Şenol yaktın beni diyor düşünüyorum böyle korku içerisindeyim. Bu seferlik diyor bütün fakülteler birbirlerinden bakıp kopyalama yöntemiyle bu usul, bu tekniği aldıkları için bu kolçaklı sandalyeler ve onların ayrılması, stoktan düşürmesi vesaireyle ilgili bir yöntem. Fakat şunu hissediyorsunuz, kalbiniz küt küt atıyor. Bunun bir benzerini siz özel sektörde yaşıyorsunuz. Derken bunu bu seferlik affediyoruz ama gelecek sene olduğu zaman bunu maaşından keserim. Yani her ay belirli dilimlerde keserim. Ondan sonra fakat biz buna bir giyotin benzetmesini yapıyoruz. İster kamuda olun, ister özel sektörde olun. Sizler yıllar içerisinde birçok başarılı alım yapıyorsunuz. Bu başarılı alım nedir diye de elbette soracağız. Ama bir kötü alım yaptığınız zaman bir giyotin dediğimiz bir şey var. Bunu çok arkadaşlarla da gülerek söylüyoruz. Yolların ayrılması olarak ifade ediyoruz. Ondan sonra bazen bu iç denetimde ya da satın alma denetiminde de kendini karşımıza çıkarabilir. Ondan sonra bir bölümü de etik ve suistimale kadar devam edebilen bir konu olduğunu da söyleyelim. Başarılı satın alma deyince aklımıza doğrudan tabii ki bizim hep herkesin bildiği ve yıllardan beri de telaffuz edilirken konuşulan alırken kazanmak gelir. Birçok yerde ben eğitimde bulundum, birçok şirkette. Ve bu lafı bazen unutuyorum alırken kazanmak sözünü. Sonra biri el kaldırıyor. Hocam biliyor musun mal alırken kazanılır deniyor. Ve akabinde bir söz daha söyleniyor mesela. Ne söz söyleniyor? Belirli mesela satın almayla ilgili
bir takım bizim sözlerimiz vardır. Mesela Anadolu'ya giderseniz Kayseri'de söylerler, Konya'da söylerler, Maraş'ta, Antep'te söylerler. Ne söyler? En iyisi olsun, en pazarlık sünnettir. Arka taraftan bir kadın yöneticiden geldi, erkekler biraz uyuyor gibi. Birazdan biz camları da açalım, şey olsun, oksijen de gelsin. Bunlar bizim tabii bizim kendi örf, adet, geleneklerimizde, ticaret hayatımızda olan şeyler. Başarılı tabii satın almayla ilgili konuşurken, bu alırken kazanırız noktası her zaman ve koşulda geçerli değil. Hatta bu hafta biz bunu satın alma dergisinde yeni gündem tarafında da manşette de yazdık. İsterseniz ben buradan bir ters top atıp başlayayım. Her zaman mesela burada iki tane duayen sanayici var. Her alanınızda kazandınız mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Olmadı. Neden olmadı? Onları isterseniz biraz tartışalım. Daha güler yüzlü olarak devam etsin. Daha sonra ben aralarda da bizim yaptığımız işlerle de ilgili olarak biraz da bilgiler de vereceğim. Her zaman tabii alırken kazanamıyoruz. Bir kere alırken kazanmanın koşulları var. İlk şart ne? Bir kere kurum kültürünü bilmek, üretimi bilmek, talep sahibini bilmek, malzemeyi tanımak, malzemenin alt bileşenlerini çok iyi tanımak. Tam geçiyor. Bu bizim kurum içinde ilgili olarak deneyim, bilgi aktarımı olarak düşündüğümüz konular. Ben mesela hep girişimcilerle bir araya geliyorum. Girişimciler mesela bir parça, bir komponent, bir makine görünce hemen şunu bir meslek refleksi olarak gösteriyorlar. Bunun bileşenleri ne? Burada ne kullanılmış? Tasarım ne? Hangi parçadan meydana geliyor? Maliyeti nedir diye bir meslek refleksi herhalde olgunluğu gelişiyor. Aynı konu sizde de yok mu? Sizde de var. Mutlaka bütün ürünlerin araştırılıyor. Bütün alt bileşenlerine varıncaya kadar siz de yaklaşık olarak bir maliyet analizcisi durumundasınız. Çalışıyorsunuz. Öyleyse bakalım mesela alırken kazanmayla ilgili olarak bir takım şeyler var, donanımlar var. O donanımların başında elbette bir kişisel yeteneklerimiz var. İyi bir iletişimci olmaktan başlayan kurum içi iletişim tarafı ve kurum dışı iletişim tarafı ile ilgili. Ama malzemeyi tanımak, komponenti, cihazı tanımak ya da bir hizmet alınıyorsa o hizmetin bileşenlerini çok iyi tanımak. Fakat takdir edersiniz ki mesleği ilk adım attığınız zamanlarda bu kadar da iyi bir bilgi seviyesine sahip değilsiniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir de A'dan Z'ye alım yapanlar var aramızda. Bir de uzman alıcılar var. Yani belirli bir kategoride alım yapanlar var. Yani uzman alıcıları bir kenara tutarsak hani İğneden ipliğe dedikleri ondan sonra A'dan Z'ye çok geniş tarafta alım yapanları her zaman ve koşulda böyle bütün her şeyi çok iyi bilmeleri mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Ya bir tedarikçi ya da bir satıcıdan bir yönünü öğreniyorsunuz. Başka bir yönünü diğer bir kişiden öğreniyorsunuz. İçeride bir abi varsa, bir deneyimli bir usta vesaire varsa ondan başka bir tarafını öğreniyorsunuz. Aslında biraz körebe oynuyorsunuz. Ve zamanla da bu alışkanlık size bir refleks haline geliyor. Öyleyse mesleğin ilk yıllarında biraz ne var? Çekingenlik de olabilir, ondan sonra iletişim kurmada güçlükler de olabilir, ondan sonra sektörü, tedarikçiyi tanıma noktasında da belirli noksanlıklar olabilir. Bu size özgü değil, bu aslında bütün genelde, bütün insanlara özgü olan bir konu. Yanılıyor muyuz? Doğru, ama gitsin de falan. Evet, doğru. Fakat bunun yanına biz ne koyduk şimdi? Bir maliyet bilgisi koyduk. Maliyet. Maliyet derken de onu biraz da açtık. Dedik ki hani ne kadara mal oldu ve ne kadarlık bir karlılık politikası var. Sektörün karlılık tarafı var, araştırması var. Malzeme maliyetleri, gelir üretim maliyetleri ve direkt işçilikle ilgili maliyetler var. Bu bir müddet sonra, yani sektör ortalaması 10 yılın üzerinde olan arkadaşlar şunu hemen düşünsünler, onlardan rica edelim. Zamanı geriye alsalar, 2020'de değil de 2010'da olsak, acaba şirketin iyi bir maliyetle ilgili olarak, bir araştırmayla ilgili olarak belirli dokümanları var mıydı? Bir de daha da kıdemli olan arkadaşlar için zamanı 2000'lere getirirsek, o zamanki işletmenizde satın alma departman yapısı, örgüt yapısı
nasıldı? Bir ona bakalım veya biraz onu tartışalım. Birçok arkadaş eminim ki mesela hukuk dersini sevmemiştir, almamıştır. Ama şu anda bütün yaptığınız anlaşmalarda bir sözleşme inceleme, hazırlama, şirketin avukatıyla ya da hukuk departmanı ile ilgili bir yoğun çalışma tarafınız var. Ve buradaki birçok işletmeniz aynı zamanda yurt dışı çok başarılı ihracatlara da imza atıyorsunuz. Dolayısıyla siz de denetleniyorsunuz. Belirli checklistlerle değil mi? Denetleme tarafıyla geliyorlar. Yani hem satıcıyız ama aynı zamanda hem de tedarikçiyiz. Ondan sonra ve bizim de bir sürü tedarikçimiz vesaire var. Aslında zincirin halkalarından bir tanesi olduğumuzu ifade edebiliriz. Şimdi o yönüyle baktığınız zaman da satın almanın olgunlaşma eğrisiyle ilgili biraz konuşalım. Ben mesela 90'lı yıllarda birçok arkadaş vardır herhalde 50 yaş civarında. Akademik hayatta çalışırken üretimci olduğumu söylemiştim. Mesela kalite kongreleri olurdu. 89'ların başıdır herhalde. Bunlar Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılırdı, Sabancı Center'da olurdu. Bayağı da böyle yüzlerce insan katılırdı. %1 hata oranı başarı öyküsü olarak konuşulurdu kalite yönetimi konusunda. Ve ISO 9000 serisinin bir şeyi vardı, fırtınası esiyordu. Ve sanayiciler de tam sayfa ilanlar veriyordu. ISO 9000 sertifikasına sahibiz gibi. Ve %1 hata oranı konuşuluyordu. Şimdi biz satın almada hep 3 tane anahtar performans göstergesi konuşuruz. Nedir bunlar? Kalite, maliyet, teslimat. Birçok işletmenin de satın alma departmanının içerisinde satın alma kalite diye bir birimde oluşabiliyor. Onu da gözlemleyebiliyoruz. Şimdi 90'lı yıllarda kalite konuşulduğu zaman %1 hata oranı bir başarı öyküsüydü. Az önce konuşmuştuk yani başarılı alan. Mesela siz %1 hatayı nasıl görüyorsunuz? Olumlu mu, olumsuz mu? Bilmiyorum, olumsuz ama sektöre göre de biraz değişkenlik gösterir. Harika bir tespit. Onu isteyeceğim. Evet. Sıla, neredesin? Adil nerede? Adil, sen mikrofonu alsana. Paslaşalım seninle. Sen de istediğin zaman mikrofonu arka tarafta, istediğin kişiye tut. Bu yöntemi sevmediniz değil mi? Niye söz veriyorsun? Biz dinlemeye geldik. Ne güzel dinleyecektik. Ne güzel dinleyecektik. Yok öyle. Olur mu? Ne güzel dinleyecektik. Hep birlikte biz de sizden öğrenelim. Evet. Binde beş diyeydi yani. Binde 5. Binde 5. Milyonda 4. Milyonda 4. Varsa ben de alayım. Ali, mesela asil makineye git. Onlara da soralım. Değil mi? Ne kadar çok etkileşim olursa bizim için o kadar iyi. Değişkenlik gösteriyor. Bu çok şey bir cümle. Yani sevmediğim bir cümle, değişkenlik gösteriyor falan, böyle bunu açalım. De ki şu kategoride bu, bu kategoride bu. Ondan sonra şu kategoride biz bu hatayı kabul edemeyiz. Esnekliğimiz asla yoktur. Mesela yurt dışı sizden bunu şey yapıyor mu Yılmaz Redikler olarak? Diyelim ki dünyanın her tarafına ihracat yapıyorsunuz. Var mı yurt dışında sizden alım yaparken böyle bir şey? Esneklik, sektöre göre değişebilir. Katı olan otomotiv sektörü. Güzel bir noktaya. Milyonda hata oranı vesaire. Şuraya varmak istiyorum. Şimdi işletme yönetim alanı da çok statik kalan bir konu değil. Aslında biz öğretim üyeleri sizden kopya çekiyoruz. Ve aslında sizin hızınızı da yakalayamıyoruz. Bunu fütüristler çok güzel ifade ediyorlar. Alvin ve Heidi Tomler diyor ki sanayi, yani sizin operasyonlarınız ve uygulamanızın hızı saatte diyelim ki 140 kilometre ile giden bir araba gibi. Öğretim üyeleri, yani Murat Erdal ise saatte 40 kilometre ile gidiyor. Benim hiçbir zaman sizin uygulamalarınızı, operasyondaki yeniliklerinizi aslında yakalama şansım yok. Yani siz çok hızlı ilerliyorsunuz. Hafta haftayı kovalıyor, gün günü kovalıyor, işte aylar ayları kovalıyor. Öğretim üyesi ise konfor alanından pek çıkmak istemiyor yani. Bildiği konuları anlatmak. Çünkü öğrenci de ona ne yapamıyor? Çok fazla müdahale edemiyor veya eleştiri getiremiyor. Öğrencinin büyük bir bölümü de hani sınavdan sınava böyle bir hazırlanma içerisinde.
Dolayısıyla ben ne kadar çok pratik yaparsam sizinle olan etkileşimlerimde derslere daha zengin bir içerik götürüyorum. Bir kere eleştiriyi öncelikli olarak öğretim üyelerine, akademisyenler tarafına batıralım. Şimdi bu 1990'lı yıllardan itibaren gelen dalga bizim için kritik bir dalga. O da şu, ülkemiz aslında toplam kalite yönetimini öğreniyor. İhracat deneyimlerimiz sınırlı. Ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Avrupa tarafı var ama uluslararası anlamda yayılma hızı yok. Büyük bir coğrafya, dikkat ederseniz Doğu bloku, demir perde ülkeleri olarak adlandırılıyor. Yani Bulgaristan, Romanya'dan itibaren Polonya vesaire de böyle bir liberalleşme politikaları yok. 89'da zaten Berlin Duvarı yıkılıyor. Dolayısıyla Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri de biz aslında 93'lerden falan itibaren tanımaya başladık. Onlarda da ihracat deneyimleri sınırlı. Türkiye'nin aslında dış ticaret açılma döngüleri bundan sonra başlıyor. Yani Özal'la ikinci dönemde başlıyor ama esas şey 90'ların ikinci yarısından itibaren büyük bir hız kazanıyor. Bu hız kazanmayla birlikte tabii bizim çok büyük açmazlarımızdan bir tanesi şu, üretim ve üretim kalitesi. Bunun satın alma ve tedarik zincirine eklemleme noktası ise işte burada başlıyor. Birçok otorite diyor ki, ya diyor satın alma aslında toplam kalite çalışmalarının bir bütünü, dolayısıyla da orada hatasızlığı arayış var, mükemmelliği arayış var. Dolayısıyla aslında kalite bu fabrikada değil, bundan önceki fabrikalarda başlıyor. Yani orta ölçekli ya da tedarikçinin ve tedarikçisi olan daha küçük fabrikalarda başlıyor. Burada oluşan bir hata zinciri ise zincirleme olarak devam ediyor. Oradan da ihraç pazarlarına doğru devam ediyor, gidiyor. Dolayısıyla hatayı kaynağında önleme dediğimiz hadisede satın almacıların görevi çok büyük. Hem kendi fabrikalarında büyük hem de bir önceki proseste. Dolayısıyla birçok dünyada otorite diyor ki tamam bu bir önceki evreyi nasıl daha kurumsal ve bizim çalışma ahlakımıza getiririz? Nasıl daha fazla yatırım yaparız? Burada da birçok tartışma başlıyor. O da şu, ben kendi şirketimle ilgilenmek zorundayım. Niçin bir başka şirketle ilgileniyorum? Onun yöneticisi oysa Kerem'di değil mi? Evet. Kerem, patron da Kerem, Kerem ilgilensin. Niye ben başka bir şirketle ilgileniyorum? Zaten benim derdim bana yeter. Ne düşünürsünüz? Mümkün değil. Oradaki bir kalitesizlik orayı silsile halinde gidiyor, müşterinizi engelliyor. Çok güzel. Müşterinizin satışınızı engelliyor, siz kaybediyorsunuz sonuçta. Biz kaybediyoruz. Tabii. Yani şirket kaybediyor. Onun için birkaç ki işte firmalarda böyle mesela otomotiv firmalarda otite gelmesinin nedeni de bu. Yani bizlerde efendim bizde böyle bir olay oldu. Dünyada bir firmadan ham madde alıyoruz. Ve bu ham maddedeki arıza müşterilerimize patladı. Hoş biz bundaki o çıkan hatanın kriterini de bilmiyoruz nasıl kontrol. Hala da tam net alabildiler mi bilmiyorum. Dünya dev firma onlar da bilmiyormuş. Onlara bu kriteri koydurduk. Yani çıkan bizdeki müşterideki hatalar ne dediniz siz? Biz sizlerle gelişiyoruz. Biz de o ham maddeciler de bizlerle gelişiyor. Adam bunun nasıl oldu, ne oldu bize anlatın. Buna göre bir kalite kontrol kriteri koyalım dediler. Böyle süreç gelişiyor. Ama tabii dediğinize dönüyorum. Birkaç ham maddeci ötesine kadar varmamız gerekiyor. Bunları da yönetebildiğimiz sürece başarılıyız. Teşekkürler. Peki bu pratikte kolay mı? Pratikte çok zor. Çok zor. Niye çok zor? Bir kere biz satın alma departmanlarının farkındalığını aslında son 10 seneden beri yaşıyoruz. Yani gerekli ilgiyi ya da dikkati, burada o zaman girişimcileri biraz iğneyi batıralım demiş, akademisyenlere batırmıştık. Ondan sonra hep beraber. Fakat hani eğitim sistemine de biraz şey yaptık. Biz orada düzeltmelere başladık çok şükür. Ondan sonra hızla da mesafe alıyoruz. Fakat bu bir önceki evreye aktarmayla ilgili olarak benim hafızamdan hiç yer etmeyecek. Az önce de Muammer Bey'in anlattığı güzel bir örnek. Ben değişik bir versiyonunu anlatayım. O da şu, siz bileceksiniz, Bayrampaşa'da bir tane traktör fabrikası vardı. Ben de küçüğüm, bundan yaşta ortaya çıkıyor. 30 sene önce Adil Hoca gibi hocamın yanında çırak, böyle kalfa gibi dolaşıyorum.
Yaptığımızda o zaman Gung-Ho diye bir tane Amerikalı bir film var. Bütün özeti de Japon yönetim sistemleri, yalın üretim Kaizen felsefesine dayalı bir film. Michael Keaton oynuyor. Bulursanız internette lütfen izleyin. Bütün özü de şu. Ondan sonra Amerika'daki bir otomotiv fabrikasına Japonlar el koyduktan sonra oradaki kalite sistemi nasıl geliştirilir? Biz 2 gün eğitim yaptık. Bütün mühendislerle birlikte o traktör fabrikasında. Ve ondan sonra yöneticiler el kaldırdı, mühendisler dediler ki bu eğitim çok faydalı oldu, çok güzel oldu. Fakat esas bizim sorunumuz tedarikçiler var ya dediler. Tedarikçilerle yaşadığımız kalite sıkıntıları. Çünkü onlar geldiği zaman evet biz parçayı reddediyoruz. Ama talep sahibinin şeyi devam ediyor, yani ihtiyaç devam ediyor. Yani finansal olarak, mali olarak bir önlemimiz vesaire var ama zaman olarak bizi çok başımızı ağrıtıyor. Şimdi o lafı ben dönüp dolaşıp çeşitli zamanlarda hep böyle düşünürüm. Ve ondan sonra tedarik zinciri anlatmaya başladıktan sonra kafamda daha netleşti. Şimdi buradaki hadise şu. Sizler istihbarat yöneticisisiniz. Ve ikinci bir kimliğiniz daha var. O da risk yöneticiliği. Ve fabrikalarda risk istemiyor. Yönetimler kesinlikle sapma, olumsuzluk, böyle rastlantısallık, tesadüfilik istemiyor. Dolayısıyla bu rastlantısal, tesadüfi, kalite olamayacağı için o önlem alma davranışında da bir kuşkucu kimlik gelişiyor. Nedir o kuşkucu kimlik? Bize beyan edilenler doğru mu? Biz ne yapıyoruz? En önemli iş alanlarımızdan bir tanesi tedarikçi araştırma seçimi ve performans değerleri. Dolayısıyla bunların hepsinin daha teknik olmasını istiyoruz. Şimdi 20 yıl, 10 yıl geriye gittiğiniz zaman tedarikçi araştırma formlarınızı düşünün. Şu andaki araştırma bilgi formlarınızı düşünün. Az önce söylemiştik mesela otomotiv çok katı, işte bana PPM değerini söyle diyorlar. Ondan sonra birisi PPM nedir falan diyorsa zaten o firma zaten kafada bir soru işareti. Ama orada aslında bakılırsa bütün iş riskleri minimize etme yönünde, sapmaları minimize etme, ortadan kaldırmayla ilgili olarak bir gayret var. Ve bu gayret daha da ne yapıyor? Derinleşiyor. Şimdi iki kimlikten bahsettik. Bir tanesi istihbarat yöneticiliği, bir tanesi risk yöneticiliği. Biz risklerimizi nasıl yönetmek istiyoruz? Anahtar performans göstergeleriyle, sektör diliyle, KPI'lerle. Kalite maliyet teslimat demiştik. Onlara bir takım göstergeler daha geldi şimdi. Yenilikçilik, inovasyonla ilgili, çevreyle ilgili ya da çalışanlarla, diskriminasyonla vesaireyle ilgili bir takım daha böyle Amerika ya da Avrupa'dan belirli talepler daha vesaire var. Siz bunları ne yapıyorsunuz? İşletmenize konulan ihracatla ilgili olarak söyleyelim. Diyelim ki tam zamanda teslimat, kaliteyle ilgili maliyet kriterlerini siz aslında bir önceki evreye nasıl biz bunu yansıtabiliriz diyorsunuz. Yani bir profesyonel çalışmayla ilgili olarak bir yol haritası istiyorsunuz. Mesela hatırlayın yine geçmişten bir örnek açısından tedarikçi bizim aslında el kitaplarımız yoktu. Ama şu anda internette gidip böyle bir supplier handbook dediğiniz zaman, böyle quality handbook dediğiniz zaman bir sürü örnek çıkıyor. O aslında birlikte çalışabilmenin anayasası. Ya da geçmişte böyle B2B portallar yoktu. Özellikle SAP'larla yönelik böyle bir özel alan adı verilmesi. İşte şu tedarikçi grubuna biz her şeyi paylaşıyoruz. Ar-Ge'de paylaşıyoruz, sipariş bilgisi de paylaşıyoruz, tasarım ya da eğitim modülleri de paylaşıyoruz. Şu gruba ise sadece siparişle ilgili, takiple ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Yani çeşitli bir kademelendirme de yoktu. Ama şu anda hem online olarak var ve hem de sonuna kadar da bunları kategori kategori olarak da yapıyorlar. Şimdi geçmişte düşündüğümüz bu satın almanın tali fonksiyon, ondan sonra daha çok gözden ırak fonksiyonu diyelim. Daha çok biraz da girişimci ve girişimci yakınlarının doğrudan istihdam edildiği, yine iyi hatırlamış oldum. Ondan sonra kişilerin olduğu aslında başarılı şirketler burada.
Ama bunu Anadolu'ya taşıdığınız zaman ya da KOBİ seviyesine getirdiğiniz zaman oradaki satın alma, yani bir önceki evreyi de düzene sokmayla ilgili olarak mesuliyet alanları açısından baktığınız zaman oradaki o aslında yayılım hızı bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Onu hemen vurgulamış olalım. Şimdi bu iki kimlik üzerinde duralım demiştik. Mesela istihbaratla ilgili olarak, mesela Adil hocam sen gözüne kimi kestiriyorsan, yok o da evet. Herkes birbirine vermesin mikrofonu. Yok herkes böyle, sen Adil. Şimdi burada el kaldıranları o zaman öncelik tanıyalım. Böyle biz rastsal olarak, yoksa bir dahaki eğitime katılımcı bulamayız. Gidiyoruz orada mikrofon tutuyorlar bize, şeyleri oluyor. Şimdi istihbarat deyince bir negatif bir anlam var. Ondan sonra konuşmak isteyen arkadaşlar, evet ben bazen çıkar gruplarda böyle hani kendini göstermek isteyen, ifade etmek isteyen. Evet, burası çok daha iyi ya. Ev sahibi olmanın getirdiği bir şey de var. Rahatlık var. Ama şöyle düşünün. Yani burada herkes Sander ya da İSİFET üyesi. Burada biz bizeyiz. Rahat olun. Yani şirket bilgilerini ifşa etmiyoruz. Ondan sonra ben söz vereceğim ama şu, o zaman biz burada da şunu bir kere hemen buz kırmak dedikleri böyle iletişimleri hemen onu söyleyelim. Ondan sonra satın alma tabii belirli bir mahrem bir alan. Yani muhafazakar bir alan. Ondan sonra kimse neyi, kimden, ne zaman, ne kadar aldığını asla söylemez. Sadece biz çok iyi bir fiyata aldık der falan böyle. Böyle bir şeyler vardır. Tamam biz bunun farkındayız. Ama biz şirket bilgilerimizi ifşa etmiyoruz ki. Biz sadece genel konular hakkında yaşadığımız tecrübe ve bilgi aktarımını konuşuyoruz. Ve ben sizden geriden geliyorum. Yani dolayısıyla beni beslemeniz de lazım. Bir mesuliyetiniz daha var. Evet başlayalım. Mesela istihbarat dediğimiz zaman bizde hemen böyle bir refleks oluşuyor. Nedir o refleks? O da şu, polisiye bir şey mi bu, hani emniyet, MIT mi falan böyle bir şey? Hayır kardeşim, bunu doğrusunu olarak adlandıralım. Yani bizim aslında bir gözümüz, bir kulağımızın nerede olması lazım? Sektörde olması gerekir. Yani sadece tedarikçi anlamında değil, fuarlarda oluyorsunuz. Mesela siz fuarlarda olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Bilgi topluyorsunuz. Kim hangi makineyi üretmiş, ne fonksiyonları katmış, değil mi? Yani onlar bunu yapıyorsa biz de yapabiliriz. Birçok mesela bizim satın alma Ar-Ge ilişkisi tarafında satın almacılar diyor ki ya bir fuara gittik, bir malzemeleri gördük, bizim Ar-Ge'cilerin bunu bildiklerini kuşkuluyuz. Ar-Ge'cilere döndük dedik ki bakın şöyle bir malzeme çıkmış falan dedik. Hocam bunlar bize teşekkür edeceğine sanki küfür ediyormuşuz gibi bize çemkirdiler. Ne oldu? Ya kardeşim bırakın da biz de işimizi yapalım, biz biliyoruz onların çıktığını falan. Oysa ki iyi bir iletişimci ne yapar? Ya çok teşekkür ederim falan hani. Ya evet geçen gün Mustafa Bey de bize söylemişti böyle bir şeyi. Ondan sonra biz de denk geldik dese, yani departmanlar arasında bunu bir kavga, bir sürtüşme yerine çok daha hemen yumuşatabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi tedarikçilerden de biz birçok konuyu ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Ama bilmediğimiz zaman da hayır bilmiyoruz diyor muyuz? Hayır. Bir hani böyle renk vermeme denilen bir konu var. Hani bu poker face dedikleri vesaire. Bazen biz taktik hamleler yapıyoruz. Müzakere ve pazarlık taktiklerinde olduğu gibi. Öğrenme noktasında da olduğu gibi. Ya çok iyi söylediğiniz ondan sonra biz bu bilgiyi almıştık ama sizin bunu vurguladığınız çok çok iyi oldu falan diye bir taktik hamle yapabiliriz. Ondan sonra. Fakat bu meslekte geçirilen zaman dilimi hemen açalım. Bir tanesi şu, çok iyi bilgi toplayan, çok iyi sorgulayan, çok iyi madalyonun diğer tarafı var mı? Ya da bana söylemediği bir taraf var mı? Bu toplantıda bize ne söylenmedi? Yani her şey konuşuldu ama pazarlık yapıyoruz, şu hiç konuşulmadı. Dediğiniz bir kuşkucu kimliğinizde çok ne yapıyor? Zaman içerisinde olgunlaşıyor. Dolayısıyla biz istihbaratı aslında bilgi toplamak olarak söylüyoruz. Ve daha sonra da içeride bizim kesişimde bulunduğumuz, etkileşimde bulunduğumuz diğer departmanlar var. O departmanlara da biz her türlü bilgiyi göndermiyoruz. Belirli bilgileri belirli yöneticilere veriyoruz ve çoğunlukla da filtreliyoruz. Dolayısıyla evet görüyoruz, konuşuyoruz.
Fakat belirli zamanda ve kısıtlanmış bilgiyi gerektiği yerde, gerektiği ölçüde biz yayınlıyoruz. Bu bizi çok sevilen bir grup olarak yapmıyor. Biz pazarlama ya da satış yöneticileri kadar da hoş sohbetiz aslında. Ama piyasa bizi biraz daha ne yapıyor? Kapalı devre çalışıyorlar. Ondan sonra biraz bazen konuşmayı sevmiyorlar. Mesela ne duydum mesela seninle ilgili olarak? Biraz ona verin sonra istihbarat yöneticilerine. Mesela satın alma yöneticilerine ne denir? En sert sözleri de söyleyebilirsin. Biz bizeyiz yani. Ayıp da değil yani. Yönetici yaptırdım yani genellikle. Mesela alt kademedekilerin bazen mesela... Hayır dışarıdan ben mesela satışçı olsam, evet. Ben de bir istihbarat yöneticisiyim. Evet. Satış yapmak istiyorsam Yılmaz Redaktörü araştırmayacak mıyım? Evet. Araştıracağım. Sizin şirketi araştırmayacak mıyım? Araştırmak isterim. Ben hep şuna uğraşırım. Eğer bir satışçı olsam, gerçek karar verici masada mı değil mi? Hedef insan olmalı. Tabii hedef insan o mu? O baremde, o kadar fiyat aralarında gerçekten isim ne? Kerem mi? Kerem mi? Yoksa müdürü mü? Yoksa genel müdür yardımcısı? Yoksa patron mu? Hepsini araştırırım. Nereden gelmişler, nereye gidiyorlar, büyüme hedefleri ne? Basın bültenlerini okumaya çalışırım, web sitelerini hatmederim. Ondan sonra ilgili bir fuarda muhakkak karar vericiye bir kart alışverişi yapmak isterim. Bu bir istihbarat çalışması değil mi? Öyle satışçı çok az. Öyle satışçı çok az. Niye az? Dur. O atladı hemen. O oltaya atladı. Evet, evet. Ya bu tip önceden istihbarat çalışması yapan, şirketi araştıran, şirket yapısını araştıran, hem teknik hem ticari anlamda bilgi sahibi satışçılar biz çok fazla karşılaşmıyoruz. Nasıl karşılaşıyorsunuz? Tesadüfi satışçılar mı var? Ya tabii ki global pazarda yurt dışından hesaplanmasını yaptığımız ürünlerle ilgili bilhassa Avrupa ülkelerinden, Kuzey Avrupa ülkelerinden karşılaştığımız satışçılarla çok fazla şeyler öğreniyoruz biz satın almacılar olarak şirket özelinde de. Ama Türkiye'de bizi araştıracak, hele ki bu dediğiniz gibi karar verici kim? O zaten öğrenmek için geliyor daha çok masaya. O an öğrenmeye çalışıyor. O da zaten birincisi onların kaybı oluyor karşı tarafta. Müzakerede zaten kayıp yaşıyorlar. İsim neydi? Sercan. Hangi firma? Nitto. Tamam. Ben mesela öyle bir tip olayım. Evet. Değil mi? Sen beni hazırlıksız gördün. Hı-hı. Ondan sonra biraz da acemi taraflarım var. Boş laf da yapabilirim. Böyle hani siz diyorsunuz ya, çok geveze çıktı ya bu satışçı falan da ondan evet. Sonra. Neler hemen geçiyor? Mesela toplantıyı kapatmak mı istiyorsun? Ya karşında yetkin biri olmadığını hissettiğin an zaten ona böyle bir pozisyon alıyorsun ister istemez. Bravo. Yani açık iletişime geçemiyorsunuz zaten. Dolayısıyla siz zaten departman olarak dediğiniz gibi çok açık bir departman değiliz biz satın alma departmanları. Genelde işte istihbaratı en zor veren departmanlardan biri. Satın alma. Şirket sırlarından bahsediyoruz. Satın alma fiyatlarından, miktarlarından. Dolayısıyla kapalı departman daha da kapalı hale getiriyor karşındaki yetkin olmayan kişi. Hemen şuna mı bakıyorsun? Ya benim bir toplantım var. Ya da vakit nakittir mi diye düşünüyorsun. Tabii işe alma ihtimali zayıflıyor. Çok çok düşüyor. Zayıflıyor. Peki aynı konunun bende olduğunu düşünelim şimdi. Rolleri değiştirelim. Biz bunu müzakere ve pazarlık teknikleri ekibinde şey yaparız. Birçok mesela satış yöneticisi arkadaş tanıyorum. Satın almaya geçmiş. Ondan sonra diyorlar ki iyi bir satın alma yöneticisi satış kökenli olmalıdır hocam diyor. Kendilerini çok matah zannediyorlar. Bak diyor burada gelen 15 kişiyle falan. İşte bir tutturmuşlar alırken kazanırız falan böyle bir şey. Sen zaten deplasmana geldin. Diye aramızda satış yöneticileri de olabilir, değil mi? Ondan sonra, oysa ki ne var? Şunlar da var. Ya iyi bir satış yöneticisi sahayı geziyor. Eğer endüstriyel bir alandaysa, ondan sonra buradaki diyelim ki Yılmaz da geliyor, Yılmaz makineye de geliyor. Ondan sonra Östriyakilere de gidiyor. Teknik kimyaya da gidiyor. Ondan sonra aslında çok farklı işletme kültürleri, çok farklı patron yapılarını da gözlemliyor. O da şunu biliyor. Ben ayda belki 20 tane randevuya gidiyorum. Benim için bilinmeyen değil ki. Neyi biliyorum? O işletmenin taktik hamlelerini biliyorum. Ondan sonra
belirli hamleler var. Bütün satın almacılar fix bu hamleleri yapıyor. Nedir o? Ya biz sizinle daha önce çalışmadık, işte bir kere indirim yaparsan bu işin devamı gelecek falan. Ondan sonra, acaba bir satışçı bunu kaç kere duymuştur? Hiç düşünüyor musunuz? Satışçılar da bunu belki binlerce kere duyuyor. Veya ben geldim, ters pozisyondaydık değil mi? Karşıma bir gittim, hiç de alımları vesaire doğru düzgün bilmeyen, satın alma departmanında doğru düzgün oturmamış, kurumsal olmayan bir firma var. O da ipuçlarını mesleki olarak hemen görmüyor mu? Görüyor. Ve onlar biliyorsunuz satış tarafında hemen her yıl 2-3 eğitim alıyorlar. Siz düşünün. Siz kaç tane eğitim alıyorsunuz? Onlar beden dili kullanımı da alıyor, telefonda ikna da alıyor, satışın becerileri de alıyor, ileri satış da alıyor. Muazzam böyle bir kendilerinde bir şeyleri var. Üniversitede de bu dersleri almıştı. Sektöre adım atar atmaz da bunları aldılar. Ve onlar da iyi bir, ehil mi bir satın alma yöneticisi var ya da ehil olmayan mı? Onlar da hani bir bakışta bunu çözebiliyorlar. Çok rahatlıkla. Onlar da şunun farkında, ya gerçekten de orada ilk defa temas edecekler ve alımın da pek bir aciliyeti yok, gerçek bir alım da yok. Onların da belirli soru setleri yok mu? Var elbette. Ve onlar da şunu öğreniyorlar, daha bu başlangıç aşamasında benim karşımdaki çaylak konuyu bilmiyor. Daha sonra bunlar bize 3., 4., 5. roundları açacaklar, taleplerle ilgili konuşacaklar. Elbette onlar da biliyor. Aslında bizim satın alma yöneticileri olarak hani gardımızı düşürmeme bir refleksimiz var ya, ama karşı taraf emin olun onlarca işletmeye girip çıkmış, bunu şey açısından söylüyorum, yani satışın %80'ini yapan kurt satışçılar için söylüyorum. Yani senin demin söylediğin %80 ile ilgili söylemiyorum. Çünkü orada da büyük bir devir hızı var. Çünkü herkes bunu evine geçindirmek için iyi bir satış yöneticisi ne yazık ki olamıyor. Yani satışçının da bir o ceketi giymek ve ondan da huzur duyarak yapmak da ayrı bir şey. Ama yine aralarda da konuşuruz. Satın almacıların birçoğunun da satın almacı arkadaşından ziyade satışçı arkadaşı olduğunu da hatırlatalım. Bir de böyle bir denklem de var. Ya zaten donanım olarak satışçılar satın almacıların ortalama olarak çok önündeler. Hem dediğiniz gibi eğitim, aldıkları eğitim sayısı, kendilerini geliştirmeleri noktasında, hem de mecburiyet. Birçok satın almacı kendi konfor zonunu yaratıp belli satın almaları yönetebilir ama satışçı öyle değil genelde. O gelişimini, eğitimini sağlayıp üzerine koyarak devam etmeli satışçı. Zaten hani golü atan oyuncu ya satışçı, aslında biz daha çok defans, orta saha pozisyonlarındayız. Futbolda örnek verecek olursak. Farkı yaratacak olan karşı taraf genelde. O yüzden zaten onlar daha donanımlı, daha eğitimli gibi şu an görünüyorlar. Öyle dediler. Daha fazla da eğitim alıyorlar. Ama ben de satın alma noktasında eğitim olduğunu düşünmüyorum ama birçok şeyin. O bahsettiğiniz operasyonel satın almadan ya da taktiksel satın almadan birçok firmanın artık evrildiğini, o stratejik satın alma evresine geçtiğini düşünüyorum ki hani ihracat yapan kurumsal global firmalardan bahsediyorsak artık hani eşit güçler masada müzakere ediyor gibi geliyor bana satın alma satış noktasında. Harika. Mikrofonu alayım mı? Tabii. Burada çünkü hep el kaldırıldı, ben tam sözü vereceğim dedim ama bir saniye vereceğim demedik. Yok, zaman geçti, araya laflar da girdi. O mesela bir iki konu konuşmuştuk. Birincisi risk yöneticiliği demiştik, biri istihbarat yöneticiliği demiştik. Ve ben bütün günde bununla aslında devam da ettirebilirim. Ama teknik konulara da girmek istiyorum. Onları bildiğince aradan sonra gireceğiz. Buyurun, söz sizde. İsim, firmayı da söylerseniz. Yılmaz Editör satın almadayım ben de. Özge ismi. Evet, demin söylemiştik mesela. Siz risklerinizi nasıl yönetiyorsunuz? Aslında en başında piyasayı koklamak dediğimiz bir tabir var. Aldığımız işte malzemelerin piyasadaki durumu bizim için çok önemli. Alım yaptığımız zaman bizim için çok önemli. Yani daha çok aslında biz tedarikçilerden istihbarat alırız bazen. Genellikle piyasayı onların bildiğini, işte o ürün hakkında en çok bilgi sahibinin onlar olduğunu söyleyerek onlara bir özgüven kazandırırız. Ki bana daha çok bilgi versin diye. Bu bir taktik gibi bir şey oluyor. Peki dezenformasyon da olmuyor mu zaman zaman? Ne açıdan? Yani yanıltma. Yani satışlar çok iyi büyüdü. Türkiye çok iyi şeylere gidiyor falan da diyebiliriz. Yani şöyle aslında tek bir tedarikçiyle görüşmediğiniz için
ve tek bir tedarikçiden alım yapmadığınız için o malzeme ya da herhangi bir üründe zaten az çok da bir tecrübeniz varsa ve piyasaya hakimseniz karşı tarafın gayet doğru mu yalan mı söylediğini ya da onun piyasaya ne kadar hakim olup olmadığını biliyorsunuz. Daha çok piyasaya hakim olan taraftan bilgi almak istiyoruz zaten. Onları tespit ediyoruz çünkü. Peki burada ne ilişkisi arıyoruz biz? Samimiyet, açıklık, güven. Dürüstlük, güven. En önemli konu bu. Güven konusu. Bunun bir benzetmesi var ondan sonra. Ben tabii siz bana işaret edin, bunu da alayım. Güven konusuyla ilgili ve sizin söylediğiniz konuyu da hani eklemlenme meselesi ve tedarik zinciriyle ilgili olarak birazdan ona da geleceğiz. Ondan sonra bu güven konusu bir çıktıda oluşmuyor. Özellikle tedarik zincirleri meselesinde. Çünkü bu taktik hamleler ticari pazarlıkta kullanılan, evet beyaz yalanlar da olabilir, evet gri yalanlar da olabilir ya da kara kötü yalanlar da olabilir ondan sonra. Ve ticaret hayatında da hepimiz karşılaşıyoruz ondan sonra. Fakat bunu bazı otoriteler evliliğe de benzetiyorlar. Katılırsınız, katılmazsınız. O da ayrı bir konu. Diyorlar ki evet, iki tarafta uzun dönemli bir yatırım içerisinde, sevgi yatırımı vesaire, samimiyet, dürüstlük, açık sözlülükle ilgili. Fakat kötü bir hamle ilişkiyi sonlandırabilir. Burada da benzerlik ben kurduğum zaman aslında aklıma yatıyor, yatmıyor değil. Evet, bir hatalı gönderim belki şey olmayabilir ama bir yalan ve kötü bir yalan, evet, o firmayla ilgili kuşkularınızı yükseltir ve oradan sonra oradan gelen bilgilere çok da itimat etmezsiniz. Şimdi bir ara verelim. Bir 15 dakika. Daha sonra slide tabanlı olarak gidelim. Bu ilk saati biraz tanışma gibi